Aydın Bey, Efendim. YouTube haricinde bunun kaydını da benimle paylaşır mısınız lütfen? Tabii ki, tabii ki. Bir önce yapmış olduğumuz Tabii. vardı ya yangın, onu da istesem. Olur. Video olarak elimde kalsın diye anılarımda. Tabii, tabii memnuniyetle. Evet, YouTube'da da yayınımızı başlattık. O zaman ben hem bir yandan gelenleri alayım hem de başlatalım. Tamam. Evet, tüm katılımcılarımız hoş geldiniz. Türk Yapısal Çelik Derneği'nin bu 26. 27. hatta web seminerine hoş geldiniz. Bugün hepinizin de tanıdığı Profesör Doktor Figen Beyhan hocamızla beraberiz. Bu yeni bir konu. Hepimiz için yeni adli mimarlık. Heyecanla bekliyoruz. Türk Yapısal Çelik Derneği 1992 yılından beri faaliyetlerini yürütmektedir çelik sektöründe. Türkiye'deki yapısal çelik ve çelik yapı sektörünün oluşumu sürecinde liderlik etmeye çalışıyor derneğimiz. Ayrıca bir de iktisadi işletmemiz var. Yapısal Çelik Eğitim ve Araştırma Merkezi İktisadi İşletmesi. Bu seminerlerimiz YAÇEM vasıtasıyla organize edilmekte. Orada değişik yüz yüze eğitimler inşallah tekrar başlayacak. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Yine sektörel dergi ve yayınları bünyemizde bulundurup onları da sektör paydaşlarıyla paylaşmaya çalışıyoruz. Onun dışında birkaç yoğun komitemiz var. Özellikle Yangın Komitesi, Yüzey Koruma ve Korozyon Komitesi, Hafif Çelik Yapılar Komitemiz, Deprem Komitemiz, Çelik Yapılar Teknik Komitelerimiz var. Yayınlarımız var. 2 ayda bir çıkan Çelik Yapılar dergimiz var ki onu sosyal medyada paylaşıyoruz. Rahatlıkla oradan dergiyi indirip takip edebilirsiniz. Yarışmalar yapıyoruz. Öğrenci yarışmalarımız var çelikle ilgili. Öğrenci İşleri Komitemiz var. Çok güzel çalışıyor Gençel diye. Web sitemizde rahatlıkla bunları görüp takip edebilirsiniz. Ben de sunum esnasında linklerini sizlerle paylaşırım. Ben de Türk Yapısal Çelik Derneği ve YAÇEM'in genel müdürlüğünü yapıp bu tip aktiviteleri sizlerle paylaşmak için çalışıyorum. Aramızda Denizer Güreş Bey var, abimiz. Yapısal Çelik Derneği'nin kurulduğu günden beri bizimle beraber olan bir büyüğümüz de var. Ben Figen Hocama sözü bırakıyorum. Buyurun Figen Hocam, Teşekkür söz ederim. sizin. Çok teşekkür ederim. Ben öncelikle herkesi sevgi ve saygıyla selamlıyorum ve zaman ayırıp buraya geldikleri için teşekkür ediyorum bizimle birlikte oldukları için ve ayrıca sizlerle birlikte buluşmama vesile olan başta Aydın Bey ve Yener Bey olmak üzere Yapısal Çelik Derneği'ne de teşekkür ediyorum. Bugün hep birlikte hepimiz için, Türkiye için de yeni bir konu olan adli mimarlık üzerine konuşacağız. Adli mimarlık derken, bundan birkaç yıl önce Adli Bilimler Derneği çatısı altında bir adli mimarlık komisyonu kurduk bizler ve ben onun komisyon başkanlığını yürütmekteyim. Ve bu çerçevede adli mimarlığın aslında farkında olmadığımız halde fazlasıyla iç içe olduğumuz adli mimarlık konusunun da temelini atıp açılımını yapmaya çalışıyoruz. Bu da benim yaptığım adli mimarlık hususunda aslında genel ölçekteki ilk sunum ve ilk çalışma olacak. Ve daha sonra akademik çalışmalarla da bunun ilerletilmesini planlıyoruz. Onun için benim adıma da heyecanlı bir sunum. Bir ilki ve bir yeniyi daha sektöre ve akademik camiaya kazandırabilirsem ne mutlu bana olacak. Ve tabii mimarlık aslında her zaman insana odağını almış bir disiplin. Bunun hepimiz farkındayız ve biliyoruz. Ve Avrupa Birliği tarafından da insan odaklı üç ana disiplinden bir tanesi olarak kabul edilmiş tıp ve hukukla birlikte ve odağına insanı koyan, insana hizmet veren ve insanın daha iyi koşullarda hayatını idame ettirmesini sağlayan bir disiplin olarak görev yapıyor.
Aslında mimarlığı şöyle bir tanımlarsak eğer, işlevsel, estetik, konfor, sağlık, güvenlik gibi bir takım bağlamlara dayalı olarak performans beklentileri çerçevesinde zamanının teknik ve teknolojilerini kullanarak yaşanabilir mekanlar tasarlayan ve inşa ederek hayata geçiren bir disiplin olarak tanımlayabiliriz mimarlığı. Ve aslında tüm yaşamın da yapılı çevreler içerisinde sürdürüldüğünü dikkate alırsak, insanoğlu var olduğundan bugüne dek mimarlık ve mimarlık ürünleriyle iç içe hayatını idame ettirmekte ve mimarlıkla fazlasıyla bir arada sürdürmekte hayatını. Ve yapılı çevreler dediğimiz şey ise yaşamı sürdürürken ihtiyaçlar çerçevesinde mevcut içerisinde değiştirilerek, dönüştürülerek ya da inşa edilerek oluşturduğumuz bütün alanları kastediyoruz. Çünkü insanoğlu bir binanın içerisinde doğuyor, büyüyor, barınıyor, çalışıyor, üretiyor, tedavi görüyor, eğitim görüyor, sosyalleşiyor ve hayata karışıyor. Ve doğal olarak bütün eylem yerine hareket hazırlayan bu mekanlar içerisinde hayatını sürdürmek durumunda kalıyor. Ve hayatını sürdürdüğü bu mekanlar, yapılı çevreler, insanoğlunun yaşam biçimini ve niteliğini yansıtan özelliğe sahip iken bir taraftan da insanoğlu üzerinde bir takım etkilerde bulunuyor. Psikolojik, sosyolojik, ekonomik etkileri oluyor tasarlanan ve içerisinde yaşanılan mekanların. Bu çerçevede baktığımızda insanların korkularını ve hislerini yönetiyor mekanlar aslında. Aynı zamanda da hayallerini ve umutlarını besliyor ya da bir taraftan köreltiyor. Bu mekanın niteliğine ve özelliklerine bağlı olarak değişiyor. Yani mimarlık bizi, toplumu biçimlendiriyor ve öncelikle insanoğlu mekanı yaratıyor ve daha sonra da o mekanlar bizleri şekillendirerek hayatımızın seyrine bir düzen getiriyor. Ve hizmet verdiği toplum içerisinde yaşamlarının niteliğini ve içinde sürdürülen hayatların psikolojisini ve dinamiğini değiştirirken davranışlarını etkileyerek bir takım tetiklemelerde ve yönlendirmelerde de bulunabiliyor. Mimarlığın böyle bir özelliği var. Tabii bunu sağlarken mimarlık disiplini içerisinde fazlasıyla parametre ve fazlasıyla düşünülmesi gereken kaygı, beklenti söz konusu. Yani uzmanlık bilgisi gerektiren ve deneyimi gerektiren pek çok alan söz konusu. Her birimiz mimarlık alanında görev yapan her birimiz bunlarla zaten onlarca kez yüz yüze kalmış oluyoruz. Örneğin sürdürülebilirliğe dair kaygılar, ekolojiye dair kaygılar, psikolojik, ekonomik, sosyolojik, fiziksel beklentilere dayalı kaygılar, performansa dayalı tasarımlar, toplumsal kaygılar, enerji sorunlarına çözüm getirme çabaları, kentsel kimlik arayışları, tarihi kültürel sürdürülebilirliğe karşı getirmek istediğimiz çözümlerin arayışları gibi. Ve bunların içerisinde en önemlilerinden bir tanesi de Maslow'un ihtiyaçlar hiyerarşisi içerisinde de insan gereksinimlerinin, temel insan gereksinimlerinin ilk üç sırasında yer alan güvenlik geliyor. Ve güvenlik de yapılı çevreler içerisinde insanlara sağlanması gereken temel ihtiyaçlardan, doğal olarak bilgi ve uzmanlık alanlarından mimarlığın bir tanesi. Bu çerçevede baktığımızda karmaşık yaşam süreçlerini ev sahipliği yapacak şekilde iyi örgütlenmiş mekanlar üretmeyi hedefleyen mimarlık ve mimarlık ürünleri aslında yaşamın tamamına da sahne olan ve tüm yaşanmışlıklara tanıklık eden bir yana da sahip. Böyle bir alanı da var mimarlığı ve bu tanıklığı ve bu sahne olma potansiyeli çerçevesinde mimarlık disiplininin yeniden düşünülmesi gereken alanları da olabilir mi sorusu karşımıza çıkıyor. Ve bu soru çerçevesinde baktığımızda ve yaşanan bütün olaylar gözlemlenip irdelendiğinde yeni bir uzmanlık alanı olarak karşımıza adli mimarlık dediğimiz kavram çıkıyor. Bu mimarlığın yeni bir uzmanlık alanı şeklinde düşünülebilir. Burada adli mimarlık mekanların, sistemlerin, süreçlerin ve ürünlerin sorgulanmasını mekansal maddeleştirme yoluyla kanıtların üretilmesini ve sunumunu ifade eden bir araştırma pratiği olarak özetlenebilir temel olarak. Şuradakilerin yerlerini bir değiştirsem. Evet. Böyle baktığımızda mekana azmettirici ya da suç eylemlerine uygun ortam hazırlayan fiziksel özelliklerin yarattığı
tehditkar koşullar söz konusu olabiliyor mekanlarda ve suça tanıklık ederken de mekan değişip dönüşerek içerisinde bir takım kanıtlar barındırıyor. Ve tanığı ya da nedeni olduğu olaylar hakkında bilgi kaynağı olma potansiyeli bağlamında mimarlık ürünlerinin bilimsel altyapıya sahip yöntemler ile olayların çözümüne hizmet verebilmesi alanı ortaya çıkıyor. Yani mimari ürünlerin sorgulanarak maddi tanığa dönüştürülme süreci, maddi tanık olma potansiyelinden yararlanma süreci ortaya çıkıyor. Bu bir tane bir alanı, bir bakış açısı adli mimarlığın. Diğer bir bakış açısı ise yine bu mekanlar içerisinde meydana gelen suç olaylarıyla mücadele edebilmek adına tasarımsal yaklaşımların nasıl geliştirilebileceği de yine adli mimarların adli olaylarla birlikte karşı karşıya kaldığı temel problemlerden biri olarak karşımıza çıkıyor. Olay ile olayın gerçekleştiği alan arasındaki ilişkiyi bilimsel tekniklerle sorgulama, tespit etme, deliller aracılığıyla hukuki çerçevede adli makamlara sunumunu hazırlama alanına biz adli mimarlık olarak tanımlıyoruz. Adli mimar ne iş yapıyor bu işin içerisinde, bu sürecin içerisinde diye baktığımızda yerde, yere ait nesnelerde, mekanda, mekansal ögelerde maddi kanıtların özel teknikler ve bilgiler kullanılarak maddi tanığa dönüştürülme sürecinin en önemli aktörü ise adli mimarlar olarak karşımıza çıkıyor. Maddi kanıtların olaylarla ilişkisini çözümlüyorlar, tanımlıyorlar ve hukuki bir literatür ve sunum ile ifade ederek bir uzmanlık alanı ortaya koyup hukuki süreçlerle mekanları ilişkilendirebiliyorlar. İşte bu çerçevede, bu ilişki çerçevesinde mimarlığı biz adli bir disiplin olarak tarifleyebiliyoruz. Çünkü adli olayların temel parametresi olay, yani olayın gerçekleştiği yer ve olay. Mimarlar da yerle çok alakalı. Derrida'nın tarifine göre bireyin mekanı sorgulayarak yeniden anlamlandırmasını sağlayan bir keşiftir olay ve bu açıdan bakıldığında da olay kavramının tarihte belirli insanlar, yani araştırmacılar tarafından çevresel koşullarla yakından ilişkilendirildiğini, çünkü mimarlık ve mimarlık ürünleri içerisinde zaman, olay, mekan karmaşık ilişkisinin çözümlenmesiyle olayın gerçekleştiğini ortaya koyan bir takım çalışmalar var. Örneğin Tüşümi, mimarlığı sadece duvarları ile çevreledikleri boşluklar olarak değil de tanıklık ettiği eylemler olarak da tariflemiştir bize. İşte bu bakış açısıyla mekan, harekete izin vererek olayı başlatmanın ve gerçekleşen olaya yer sağlamasının yanı sıra olay kapsamındaki hareketlerin etkilerine maruz kalarak tanığı olan yeri de tarifleyen bir hale dönüşüyor. İşin başından bakacak olursak aslında insanoğlu doğası gereği toplumsal halde yaşama isteğiyle dolu ve bu toplumsal halde yaşama biçimi içerisinde rekabeti, mücadeleyi ve benzeri sosyal olguları barındırıyor. Ve toplumsal yaşam her zaman bir denge durumunda olamayacağı için bu denge durumundan toplumsal yaşamın sapması hallerinde toplumsal düzene aykırı, normlardan sapan davranışlar gelişebiliyor toplum içerisindeki bireylerde. İşte bu farklı toplumlarda ve farklı zaman dilimleri içerisinde suç olarak nitelendirilmiş, suç kavramıyla tariflenmiş. Hukuki bağlamda baktığımızda ise suç olgusuna toplumsal düzeni ihlal eden, yaşam haklarına, dokunulmazlıkları veya mal varlıklarına tehdit oluşturan, zarar veren eylemler olarak karşımıza çıkıyor suç olgusu. Tabii suç olgusunu etkileyen çeşitli parametreler var. Suçu bilmeliyiz ki bunu mekanla nasıl ilişkilendirebiliriz, bunun üzerinde daha rahat tartışalım diye bu temel kavramlara giriyorum. Suç olgusunu etkileyen parametrelerden bir tanesi suç işleyen bireylerin karakter özelliklerini ortaya koyan psikolojik etkenler. Bir diğeri toplumların sosyolojik, demografik, ekonomik ve kültürel özelliklerini ortaya koyan sosyal çevre etkileri. Bir başkası ortamın ya da yerin kalabalıklık, tenhalık, aydınlık, karanlık, erişebilirlik, erişilemezlik, güvenli olma ya da tehlikeli olma halleri gibi fiziksel çevre etkileri ve mekanların insanların üzerinde yaratmış olduğu boyutsal, renksel, kokusal, geometrisel baktığımızda olaya insanların üzerinde yaratmış olduğu huzursuzluk, şüphe, korku gibi duyguları tetikleyen
mekansal özellikler. Bunlar suç olgusunu etkileyen temel parametreler olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi bütün bunların açısının çerçevesinde adli mimarlık hukuki süreçlerle hangi noktada nasıl buluşuyor diye baktığımızda bunu 5 grupta tasnif ettim ben kendimce yaptığım araştırmalar sonucunda. Bunlardan bir tanesi yapıları hedef alan suçlar bağlamında adli mimarlık. Bir diğeri zamansal ve mekansal hukuki tanıklık rolü kapsamında adli mimarlık. Üçüncüsü suç mekanı olarak adli mimarlık. Mimarlık ve mimarlık ürünlerinin insan hayatında yaşanabilirliğe karşı işlediği suçlar bağlamında adli mimarlık. Ve adli olaylarda mimarlığın bilgi ve uzmanlık alanlarına ihtiyaç duyan diğer durumlar. Bunların neler olduğuna geçecek olursak eğer, örneğin yapıları hedef alan suçlar bağlamında adli mimarlık dediğimizde neden söz ediyoruz ve mimarlığın sorumluluğu nedir, nasıl görevler üstlenir diye bakar isek. Yüzyıllar içerisinde gerçekleşen bütün savaşlarda ve diğer çatışmalarda ne yazık ki yerleşim birimlerini, binaları, simge yapıları da içerisine alan tarihi ve kültürel miras eserleri hedef olarak alınmış ve bu çatışmaların ya da savaşların neticesinde ya ağır tahribat görmüş, zarara uğramış ya da tamamen yok olma ile karşılaşılmıştır. Bu sadece fiziksel ögelerin yok olması biçiminde değerlendirilmemelidir. Neden? Bir de kültürel ve tarihi sürdürülebilirlik çerçevesinde baktığımızda tarihi belleğin de yok olması demektir ki bu insanlık adına çok önemli bir parametredir ve bunun korunması adına uluslar ve uluslar arasındaki anlaşmalar çerçevesinde pek çok düzenlemeler sonraki yıllarda yapılmıştır. Bu ilk çağlarda dini yapılar başta olmak üzere kutsal değere sahip olduğu düşünülen her türlü kültürel miras eserinin intikam duygularıyla tahrip edilmemesi şeklinde koruma amaçlı söylemler şeklinde devam etmiş bir yaklaşımdır. Orta çağa kadar, orta çağ yani 16. yüzyıl itibariyle ise uluslararası hukukun el attığı ve uluslararası hukuk yazarlarının hakkında yazı yazdığı ve çalışmalar yaptığı bir alana dönüşmüştür. Ve yine 16. yüzyıl itibariyle sadece dini yapılar özelinde kalmamış, insan elinden çıkan bütün sanat eseri değeri bulunan yapılarında aynı anlayış içerisinde korumaya tabi tutulması gereği üzerinden konuşmalar ve hukuki yaklaşımlar başlamıştır. Tarihi ve kültürel mirasın sürdürülebilirliğine dair duyulan kaygılar uluslararası işbirlikleri çerçevesinde dünya barışı, güvenliği ve dayanışmayı sağlama hedefiyle birlikte bir takım yasal düzenlemeleri doğurmuştur ulusal ve uluslararası işbirlikleri çerçevesinde ve bu insanları kurumsallaşma sürecine götürmüş ve bu kurumsallaşma süreci de gelen yasal düzenlemelerle işi cezai yaptırımlara kadar getirmiştir. Bunun için ilk önemli adım aslında 1945'te Birleşmiş Milletler Örgütü'nün aynı yıl kendi bünyesinde kurmuş olduğu UNESCO ile birlikte bu söylemleri artırması ve daha sonra 51 yılında Avrupa Birliği ile de yapmış olduğu sözleşmeler çerçevesinde konuyu hukuki boyuta taşımasıyla ve yapılan pek çok kongreler, çıkartılan kanunlar, deklarasyonlarla birlikte uzun yıllar tartışılmış ve en son 98 yılında kabul gören ve 2002 yılında yürürlüğe giren Roma statüsü ile birlikte tarihi ve kültürel miraslara karşı işlenen suçların yargılanabilme süreci başlamıştı. Bu Roma statüsünü tamamlayıcı metinlerden bir tanesi olan suç unsurlarında savaş suçlarını tarifleyen fiiller doğrudan tanımlanmış ve bunların yargılanabileceği Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin de kuruluş belgesi niteliğindedir aslında Roma statüsü. Bu mahkemenin de kuruluşuna sebebiyet vermiştir. Buradaki tariflere göre askeri gereklilik olmadan yasa dışı ve keyfi olarak mülkiyetin yaygın o bir biçimde yok edilmesi veya sahiplenilmesi fiilleriyle din, eğitim, sanat, bilim veya yardım amaçları ile kullanılan binalara, tarihi eserlere, hastanelere kasten saldırı düzenlenmesi, zarar vermesi fiilleri resmi olarak suç, savaş suçu olarak kabul edilmiştir. Ve burada geliştirilen bir takım düzenlemeler ile
yapıların daha öncesinden, yani bu çatışmalar ya da savaşlar çıkmadan önce belirli uluslararası işaretlerle işaretlenmesi ve korumaları gerekli alanların belirlenmesi şeklinde çalışmalarla da uluslararası platformda yaygınlığı sağlanmıştır. Bu gelişmenin en önemli somutlarından bir tanesi Bosna Hersek Savaşı sırasında yaşanmış ve cezai bir yaptırımla ceza alınmasını sağlayan bir sonuçla sonlanmıştır. Boşnak ve Hırvat toplumlarının arasındaki birliği de simgeleyen ve Osmanlı Devleti'nden kalma Mostar Köprüsü'nün 93 yılında topçu ateşiyle yıkılması, bu suçun yargıya taşınması olayını beraberinde getirmiş. Uluslararası Ceza Mahkemesi bunu Lahey'de şikayet etmiş ve burada aslında toplumun kimliğini ifade eden bütün yapılara saldırıldığı, tarihi, kültürel, manevi mirasa sahip olan mezarlığa varana kadar bütün yaşam alanlarının tahrip edildiği ve buradaki insanların, göç eden insanların tekrar geriye dönüşlerinin engellenebilmesi adına yaşadıkları konutların dahi %70 oranında yok edildiği ve yıkıma uğratıldığı gerekçesiyle Bosna Savaşı sırasında gerçekleşen ve bir halkın kültürel mimari mirasını hedef alan bu ve benzeri birçok olay insanlığa karşı işlenmiş suçlar kapsamında değerlendirilmiş. Yapıların sembolik miras değerleri nedeniyle yıkıma uğratılmış olması da mimari suç olarak literatüre ilk defa geçmiştir. Ve burada çıkan kent kırım kavramı yeni bir mimari suç olarak ceza hukukunda yer bulmuş ve uluslararası yaptırım olmaya başlamıştır ki bu savaş sırasında bu emri, savaş emrinin, köprünün yıkım emrini veren komutan da Lahey'de hüküm giymiştir. Buna benzer pek çok vaka olmuştur bu ama öne çıkan örneklerden bir tanesi de Timbuktu kararıdır. Bu da örnek bir davadır. Yapılara karşı işlenen suçlar bağlamında değerlendirme söz konusu olduğunda. Yine kültürel mirasa kasıtlı olarak zarar verilmesinin ciddi bir suç olarak kabul edildiği ve sebep veren komutanın hem para hem de hüküm cezası aldırıldığı cezalardan bir tanesi. Bu da koruma altındaki Mali kültürüne ait 10 adet türbenin yok edilmesi sonucu açılmış davalardan bir tanesidir ve işi yasallaştırmış, yasal süreçte somutlaştırmış olaylara örnek olarak verilecek iyi bir örneklerden bir tanesidir. Ve tabii böyle bakıldığında yanıp kül olan bir mimari miras söz konusu, kaybolan bir tarihi tanıklık ve yani silinen bir bellek söz konusu ve bu ciddi bir problem, hem ulusal hem uluslararası düzeyde ele alınan bir konu. Ama yapılara karşı işlenmiş suçlar bağlamındaki hukuk süreçleri sadece tarihi yapıya yapılan suçları kapsamıyor. Aynı zamanda Türk ceza hukukunda da kanununda da yer bulan tehditlerin, insanların hayatlarını, sağlıklarını ve mal varlıklarını kasten tehlikeye sokan eylemler ile genel güvenliği taksirle tehlikeye sokarak panik, korku, kaygı yaratan eylemlere de bir takım cezai yaptırımlar söz konusu olabiliyor ve burada da mimarlık ve mimarlığın bilgi alanları devreye giriyor. Yerine konulması mümkün olmayan mimari miras kadar cana ve mala kasteden her türlü eyleminde sabotaj gibi, kundaklama gibi bu suçlar içerisinde yer alması ve cezaya tabi tutulması söz konusu olabiliyor. Adli mimarlık burada eylem sonrası olaylaşan mekanların incelenmesi ve değerlendirmesi süreçlerinde yer alıyor. Çünkü en kısa sürede olay yerine ulaşarak burada incelemenin yapılması, burada elde edilen bulguların değerlendirilerek maddi kanıta dönüştürülmesi ve gerektiği koşullarda da bu kanıtların maddi tanığa dönüştürülerek tanıklık çerçevesinde olaya açıklık getirilmesi ki bunları az sonraki süreçte ne demek olduğunu daha iyi anlatacağım. Ama bunun öncesinde de yapılacak çalışmalarda yine bir adli mimarlık alanı söz konusu. O da suçla mücadele kısmı. Yapıları hedef alan suçlar bağlamında herhangi bir suç eylemi için hedef olarak belirlenebilecek kentsel alanların ya da binaların korunmasına ve güçlendirilmesine ya da korunacak binaların belirlenmesine ilişkin mevzuatların geliştirilme sürecinde de adli mimarlar rol almak, sorumluluk almak durumundadır ki daha yapılara karşı işlenen suçlar çerçevesinde etkin çözümlere ulaşılabilsin. Adli mimarlığın hukuki süreçlerle buluştuğu bir başka alan ise zamansal ve mekansal tanıklık bağlamında adli mimarlık.
Burada da aslında yerin, olay yerini dönüşüm sürecinden temel olarak söz ediyoruz. Örneğin Lefebvre'nin üçlü diyalektikle tanımladığı mekan üretim sürecinde yer alan yaşanan mekan kavramı, içerisinde sabit duran nesneleri barındıran fiziksel elemanlarla çevrili durağan bir boşluğu, hacim olmayı mekanın bir anlamına sıkıştırıp mekanı başka bir şeye dönüştürüyor. Yani bir boşluk, bir hacim olma, sınırlı bir boşluk hacim olmanın ötesine taşıyor. Bir mekan burada zaman içerisinde yaşanan olaylara yer, ortam oluşturması sebebiyle olaylardan etkilenen ve yaşadığı dönüşümün gözlemlenebildiği fiziksel bir alana dönüşmüş oluyor aslında. Yani yaşanan olayların sebep olduğu dinamik etkilerin her mekanda bırakmış olduğu farklı fiziksel ve duyusal izler ile mimarlık ürünlerinin zaman ve olayların niteliğine bağlı olarak yaşamın her anına tanıklık ettiği süreçlerde mimari mekanda katmanlaşarak oluşan bütün değişimler sonucunda mekanda oluşan bellek kısmı devreye giriyor ve sorgulanması gerekiyor. Çünkü etrafındaki her şeyle birlikte etkileşimde olan ve olayları şekillendiren mekanların olayların kaydedildiği olay yerleri olarak mimarlık disiplininin bilgi alanı içerisinde değerlendirilme potansiyeli söz konusu. Ve burada olay, zaman, birey, mekan ilişkileri arasındaki değişken ilişkiler çerçevesinde ortaya çıkan ve mekansal bir eylem olan suçun dönüşen mekanda, yani olay yeri kavramı içerisinde o bellekten yararlanılarak değerlendirilmesi söz konusu ve mekanı en iyi tanıyan disiplinlerden bir tanesi olan mimarlar burada aktif rol alabiliyorlar ve hukuki süreçler ile mimarlık bu bağlamda bir kesişim içerisine giriyor. Ve burada suç olaylarının aydınlatılmasında bir takım mekansal yaklaşımlar söz konusu. İşte mekanı tanık haline dönüştürülebilecek yaklaşımlar, mekandaki bütün nesnelerin değerlendirilmesi nasıl olacağını az sonra söyleyeceğim. Bir de orada gerçekleşen mekanın yeniden canlandırılması, yani temsili mekan oluşturulması yoluyla bir geri dönüşüm yapıp flashback yapıp olayı tekrardan canlandırarak ayrıntılı bir şekilde olayın tekrar incelenmesini söz konusu hale getirebiliyor bu yaklaşımlar. Çünkü herhangi bir adli olayda soruşturmaların başlangıç noktası olay yeri ve bu olay yerinin sistematik ve doğru bir şekilde incelenmesi adli olayların çözümlenmesinde olmazsa olmazlardan bir tanesi. Doğru sonuca ulaşmak için en önemli adımlardan bir tanesi. O yüzden dinamik bir alan olarak ifade edilen olay yerinin içerisinde bulunan suç işleyen bireyler ile suça maruz kalanlar ve oradaki nesneler arasındaki ilişki derecelerinin belirlenmesi, buradaki delillerin, izlerin kanıta dönüştürülmesi mimarlık alanlarıyla yakından buluşmakta. Ve bir mekanı kullanarak oradan ayrılan bir bireyin üzerinde oraya dair herhangi bir iz bırakmamasının ya da üzerinde alıp o izi götürmemesinin imkanının olmadığı bilimsel çalışmalarla incelenen pek çok suç olayıyla kanıtlanmış ki bu da Lockhart'ın değişim prensibi olarak hukuki süreçlerin içerisinde de yer almış ve her temasın bir iz bırakacağı yaklaşımı ile birlikte olay yerinin önemi ortaya konulmuş. Çünkü olay yeri en kısa sürede ulaşılan, ki mutlaka bu tür filmlerde, dizilerde, kitaplarda karşılaşmışsınızdır, en kısa sürede ulaşılması gereken yer ve içerisindeki delillerin kaybolmaması, değişmemesi, değiştirilmemesi ya da herhangi bir etkiye maruz kalarak bozulmaya uğramaması için bariyer bantlarıyla böyle çevrilerek koruma altına alanlar olarak hepimizin belleğine yerleşmiştir. Ve bu olay yerinin incelenmesi elbette ki disiplinler arası kolektif bir çalışma süreci gerektiriyor. Ama adli mimarlık bu disiplinler arası kolektif çalışmanın bir aktörü olarak, hem de mühim bir aktörü olarak mekan değerlendirmesi söz konusu olduğunda orada olmak durumunda. Çünkü binalar, nesneler ve insanlar arasında birden farklı ölçekte gerçekleşmiş olan değişken ilişkilerin bilimsel yöntemler ve sistematik yaklaşımlarla inceleyebilecek altyapıya sahip, öngörüye sahip bir disiplindir mimarlık.
Bu çerçevede baktığımızda mimari bilgi alanları, etki biçimleri ve sorgu alanları açısından nasıl bakılabilir diye şöyle kısacık özetleyeceğim tabloyu size. Örneğin mimari bilgi alanlarına bağlı olarak nerelerde izler oluşulabilir? Bu izler nedir? Her temas iz bırakırsa eğer diye düşündüğümüzde, mesela strüktürel bağlamda yapı elemanları anlamında, işte mekan örgütleme elemanları anlamında, konfor koşulları ve termofiziksel özellikler bağlamında ya da tesisata dayalı bir takım teknik ekipmanlar bağlamında suça bağlı olarak işlenen eyleme, gerçekleştirilen eyleme bağlı olarak değişimler oluşabilmekte. Ne olabilmekte? Yıkımlar, parçalanmalar, kopmalar, deformasyonlar, şekil değişmeler, renk değişmeler, ortamda bir koku, beklenmeyen bir renk değişimi, işte kırılma, yırtılma ya da işlevlerde aksama, duraksama, işlev dışı bırakılma, ısı değişimi, aydınlık düzeyinin değişimi, işte havalandırma düzeyinin değişimi gibi bir takım izler ortamda olabilmekte ve bunlar da konumuna, boyutuna, yönüne, mesafesine, derinliğine, etki alanına, etki düzeyine ve olası gerekçelerine bağlı olarak mimarlar tarafından kompleks bir değerlendirme ilişkisi içerisinde analiz edilip değerlendirilebilmektedir. Olay yeri analiz süreci aslında bütüncül bir yaklaşımdır ve içerisinde bir takım döngüsel alt süreçleri barındırır. Nedir bu döngüsel alt süreçler diye baktığımızda, nesnel bulguların teknik incelemelerinin yapılması, bunların maddi kanıtlara dönüştürülmesi, çok yönlü ilişki ağının oluşturulması ve suçun işleniş süreçlerine dair teorilerin geliştirilmesi, yani aslında senaryoların oluşturulması geçmişe dair ve buradaki maddi tanıkların belirlenmesinde ve geliştirilen teorilerin sınanmasında mevcut teknolojinin imkanlarından ve mimarlık disiplininin bilgi alanlarından yararlanmak mümkün. Çünkü suç mahalli olan mekanın ve suç eylem sürecinin tasarımından farklılaşan alanların öngörülüp kurgulanabilmesi, anlaşılabilmesi veya gerçekleşen eylemin yeniden canlandırabilmesi mekansal hukuki tanıklık bağlamında kullanılan önemli bir yöntem ve mimarlar kendi özgün bilgi alanları içerisinde burada fazlasıyla etkin rol alabilmekte. Burada senaryoları oluştururken mekanın okunabilirliğinin sağlanmasına ve olayın yeniden canlandırılmasına dair mekansal yaklaşımları kullanıyor tabii mimarlar bunu icra ederken. Bulguların toplanması aşamasında, sorgulama aşamasında ve olayın çözümlenmesi, değerlendirilmesi ve çözümlenmesi aşamasında ve böylece anlara ait eylem ya da eylemlerin ortaya konmasında rol alıyor. Ve sonra senaryoların analizinde ise objektif yaklaşımlarla nesne olasılık çerçevesinde değerlendirmeler yapıyor. Mimarlık disiplini, bilgi, deneyim, uzmanlık yetileri dediğimizde mimarların psikolojik, sosyolojik yaklaşımlara sahip olmaları, yaşam senaryoları tasarlayabilmeleri ve analiz etmeleri, işlevsel akış kurgulayabilme yetileri, üç boyutlu görebilme, mekan üretme ya da yapılı çevreye ait diğer becerileri burada etkin rol oynamakta ve burada kanıtlar üretilir iken yöntem ve stratejilerin belirlenmesinde, bu yöntem ve tekniklerin kullanım uygulama süreçlerinin tasarlanmasında, farklı ölçeklerde mekansal değişimlere hakim olunmasında, ölçü, oran, denge kapsamındaki değerlendirmelerin yapılmasında, olayın öncesi ve sonrası ilişkisini çözümleyerek verilerin okunmasında mimarlar aktif rol alıyorlar. Sorgulama aşamasına geldiğimizde olay öncesi, olay anı ve olay sonrası zinciri çerçevesinde mekan, zaman, birey, olay, olay yeri arasındaki etkileşimin teknik yöntemlerle sorgulanması yine mimarlık disiplininin öznel bilgi ve yeti alanlarıyla çakışmakta. Olayın çözümlenmesini yaparken ise mimarlar aslında normal hayatlarında kullanmış oldukları yöntemleri bu alana uyarlama kullanıyorlar. Yani örneğin mekansal akış diyagramlarının hazırlanması, planlar, kesitler, görünüşler çizilmesi, perspektifler çizilmesi gibi mimari teknik çizim yöntemleriyle ya da üç boyutlu dijital modeller, kamera kayıtları, fotoğraflar gibi görsel sunum tekniklerinin kullanılması oradaki suçun niteliğine bağlı olarak çözümleme aşamasında devreye girip olayın
yeniden canlandırılması ya da hukuki literatürle birleştirilerek maddi tanığa dönüştürülüp hukuk süreçlerine ilave edilmesinde ve orada mekanın tanıklığına başvurulmasında önemli yöntemler olarak öne çıkıyor. Bir diğer hukuki süreçlerle mimarlığın kesiştiği alan ise suça mekan oluşturan, yani suç mekanı bağlamında adli mimarlıktan söz edebiliyoruz ki bu da aslında 72'lerden beri mimarlık ve ilişkili alanlarında çokça tartışılan bir konu. Çünkü yanlış tasarım veya tasarım dışı gelişmiş kent alanları ile binalardaki kamusal alanların bir kısmında suça karşı savunmasız alanların var olduğunu söylemiş ta 72 yılında Oscar Niemann ve bu bağlamda mimari tasarım ile suç oranını ilişkilendirmiş ve tasarımdan gelen bu hataların suç oranını artırdığını belirtmiş. Ve kentlerin içerisinde günümüzde de baktığımızda işte kontrolsüz insan hareketlerine bağlı olarak artan nüfus yoğunlukları çerçevesinde hızla büyüyen kentlerdeki plansız yerleşme alanları, buralarda sosyal kontrolün azalmış olması, güvenliğe dayalı tehditlerin artmış olması, suça maruz kalma korkusunun insanlarda artmış olması problem alanı olarak zaten karşımıza çıkıyor. Ve böyle bakıldığında yapılı çevreler ile suç olgusu arasındaki ilişki kent ölçeğinden bina ölçeğine ve mekan ölçeğine kadar yaşam hakkı ve özgürlükler çerçevesinde yeniden ele alınıp değerlendirilmeli ve güvenli yaşam alanlarının tasarlanmasına dair kaygılar oluşturulmalı diye düşünüyoruz ki zaten bizler bunu kendi profesyonel alanımız içerisinde hayata geçirmek için pek çok yaklaşım sergiliyoruz. Ayrıca bu zaten hukuki bir zorunluluk. Mevzuatlar çerçevesinde güvence altına alınmış bir zorunluluk olarak da mimari tasarıma etki ediyor. Ve bu çerçevede geliştirilmiş suç örüntüleri teorisi diye bir teori var yine literatürde ve bu bağlamda üç alana ayrılmış mekanlar. Suç kapsamında kentsel ya da midalardaki mekanlar. Suç üreten alanlar, suça teşvik eden alanlar ve suçu kolaylaştıran alanlar olmak üzere. Örneğin karmaşık kullanıcı profiline sahip olması, değişen, ayrışan sosyal, ekonomik, mekansal oluşumların var olması ve plansız gelişmesi, olumsuz fiziksel çevre koşullarının bulunması sebebiyle kentsel çöküntü alanları ya da kentlerin çeperlerinde gelişen gecekondu mahalleleri suç üreten alanlara örnek olarak verilebiliyor. Bunun dışında farklı sosyal yapı ve bireysel karakter özelliklerine sahip kullanıcı profillerini büyük kalabalıklar halinde suça niyetli kişilerle buluşturma potansiyeli bulunan kent merkezleri, etkinlik alanları, işlevsel düğüm noktaları gibi yerlerde suça teşvik eden alanlar olarak örnek olarak gösterilebilir. Ve suç eylemine uygun fiziksel koşulları bünyesinde barındırarak kuytu, tenha, ücra, metruk niteliklere sahip olan yetersiz ya da eksik aydınlatmalara, gece aydınlatma sistemlerine sahip olan ve benzeri bir takım olumsuzlukları bünyesinde barındıran tenha sokaklar, metro istasyonları, otobüs durakları, alt ve üst geçitler, köprü altları, karanlık alanlar suçu kolaylaştıran alanlar olarak karşımıza çıkıyor. Tabii bu çerçevede baktığımızda bu alanların bir ortak özellikleri var. Şöyle bir üstten geçersek eğer. Tabloyu asla tamamen okumayacağım ama şöyle bir kafanızda canlansın diye azıcık şöyle bakmak istiyorum. Örneğin farklı sosyal, kültürel ve ekonomik yapıya sahip kullanıcı profilleriyle eskimiş, tahrip olmuş, işlevsiz, düzensiz, terk edilmiş fiziksel çevre koşullarının bulunduğu alanlar. Ya da uzun, çok yönlü, karmaşık mekan geometrilerine sahip mekanlar ve alanlar. Terk edilmiş, atıl kalmış alanlar, gözetimden ve sosyal denetimden yoksun alanlar, ölçü oran ve dengenin gözetilmediği ve insanlar üzerinde etkisi olumsuz yönde fazla olan mekanlar, boyutlandırmalar, zayıf komşuluk ilişkileri ve sosyal kontrolün azalması, yine nasıl olabilir? Eskimiş, tahrip olmuş, düzensiz planlanmış fiziksel çevre koşulları. Böyle böyle benzer konularda aslında mekanı çökerten, mekanı suça hazırlayan alanların tasarımla beraber ya da tasarım eksikliğiyle beraber geldiğini görebiliyoruz. Çünkü suça niyetlenen insanların, suça eğimli olan insanların
Bu suçu gerçekleştirebilmeleri için suç eylemini çevresel etkenlerin yaratacağı bir takım engelleri aşmaları gerekiyor. Eğer tasarımla birlikte siz bu engelleri onlara aştırırsanız zaten uygun ortamları sağlarsanız niyeti olmasa bile insanoğlu oradaki anlık bir şeyle içinden gelen dürtülerle ya da karakter özellikleriyle suça niyetlenebiliyor veya suça girişimde bulunabiliyor. Burada işte kent içerisinde bir takım tenha, ücra, karanlık, uzun, sonu görülmeyen, karmaşık geometrileri sahip alanları bunlara örnek verebiliyoruz. İşte bu olayların azaltılmasında, engellenmesinde ya da olay gerçekleştiğinde çözümlenmesinde mimarlar yine aktif roller alıyorlar. Nerede aktif roller alıyorlar? Fiziksel çevre koşullarının okunmasında, yorumlanmasında, sosyal, ekonomik, psikolojik yaklaşımların geliştirilmesinde, tasarımsal yaklaşımların üretilmesinde, olası senaryoların hazırlanmasında, değerlendirilmesinde ve çözümlenmesinde, bunlara karşı mekansal stratejilerin geliştirilmesinde mimarlar adli bağlamda sorumluluk alabiliyorlar. İşte bu çerçevede bakıldığında mimarlardan değerlendirilmesi beklenen iki farklı alanda bir takım veriler söz konusu. Burada örneğin mekanların kentsel alanlardaki konumları, kullanım biçimleri, işlevsel analizleri, mekansal dizilimleri, ev sahipliği yaptıkları kalabalıkların oranları, komşuluk ilişkileri, kullanıcı profilleri gibi hedef kitlelerine ve işlevlerine bağlı olarak mekansal tasarımdan gelen veriler bir, ulaşım ağları, çevre yollarının genişlikleri, uzunlukları ve kullanım sıklıkları, düğüm noktaları, peyzaj elemanlarının ve kentsel donutların görünürlüğe olan etkileri, görünürlüğü olmayan ya da zayıf kalan terk edilmiş atıl alanların varlıkları, çevresel elemanların zarar görme biçimleri ve tahribat düzeyleri gibi kullanımdan ve çevre tasarımından gelen veriler gibi. Bütün bunların mimarlar tarafından değerlendirilmesi gerekiyor suça mekan oluşturulmaması adına. Bir diğer alan ise, sizi sıkmamak adına çok hızlı anlatıyorum. O yüzden ben de bazen karıştırıyorum. Mimarlığın yaşanabilirliğe karşı, insana karşı işlemiş olduğu suçlar söz konusu olabiliyor. Çünkü yapılı çevreler öyle ya da böyle karmaşık bir tasarım ve yapım süreci içeriyor ve içerisinde kullanıcı ihtiyaçlarını mimari programlara, tasarım standartlarına, tasarım yaklaşımlarına, yerden, topografyadan gelen bağlamlara, çevresel parametrelere, mevzuatlara, yapı malzeme ve sistemlerinin olanaklarına, ekonomik koşullara, müteahhitlerin beklentilerine, tasarımcının, kullanıcının, işverenin beklentilerine gibi pek çok parametreyi değerlendirerek bir sürü sınırsız seçenekler içerisinde, sınırsız seçme olasılıklarıyla birlikte bağlamları ve sınırlıkları da dikkate alarak doğru karar vermek durumundasınız bu karmaşık tasarım ve yapım süreci içerisinde. Doğru karar verirseniz nitelikli yaşamların vaat edildiği nitelikli binaları ve yapılı çevreleri oluşturabilirsiniz. Burada olabilecek herhangi bir yanlış karar binadan beklenen performansa ya da binanın bu sunmuş olduğu yaşam niteliğine dair zayıflıkları ortaya çıkarır. Yani böylece zayıf binalar, zayıf yapılı çevreler ortaya çıkar. Bu da doğru stratejilerin geliştirilemediği durumlarda bir takım risklerin de beraber, yani her tercih bir karar, her karar bir riski de beraberinde getirir ve risklerin artmasıyla beraber de insanların can ve mal güvenliğine dair bir takım tehditler ortaya çıkar. Bu tehditleri doğal, yani çok başat olarak baktığımızda, çünkü çok açılabilir bu, doğal kaynaklı riskler ve insan kaynaklı riskler olarak ikiye ayırabiliriz aslında yapılı çevreleri tehdit eden riskler çerçevesinde baktığımızda. Bu da yanlış tasarım kararları ve uygulama hatalarıyla beraber oluşan yapılı çevrelerde can ve mal kaybını ortaya koyabilmekte. Böyle baktığımızda aslında yasal yükümlülüklerin tasarım ve yapım süreçlerinde gereğinin düşünülmesi, ilgili kapsamlarda olası tehditlerin öngörülmesi, risk analizlerinin ve değerlendirmelerinin yapılarak önlem ve stratejilerin geliştirilmesi çerçevesinde hazırlanmış olan mevzuatların, hali hazırda var olan mevzuatların, yani yasal yükümlülüklerin mimarlık ve mimarlık ürünleriyle yasal zorunluluklar çerçevesinde buluştuğu bir alanı ortaya koyuyor. Çünkü özellikle
günümüz yapılarında çok daha fazla insan bir arada, çok büyük yapılar, karmaşık yapılar, çok yüksek yapılar, tehdit ve can güvenliğine ve mal güvenliğine karşı tehdit ve bunun sonucunda da felaketin boyutu daha da büyük olabiliyor ve bunların muhtemelen dikkate alınması gereği zaten hepimizin bilinci içerisindedir. Hepimiz karşı karşıya kalıyoruz. Örneğin kentsel yerleşim alanları içerisindeki sellerin oluşumu yanlış tasarım kararlarından gelir ya da bir deprem ülkesi olarak deprem mimarlığına dair olan zayıf bilginin mimarlık ürünlerinde ortaya çıkmış olması bir sürü can ve mal kaybına sebebiyet verebilmektedir. İşte burada mimarlık konularında özellikle doğal afetler kısmında insan kaynaklıya sonra geleceğim. Doğal afetler kısmında bölgesel ölçekten kentsel ölçeğe, bina ölçeğine ve mekan ölçeğine kadar mimarların yasal mevzuatlar çerçevesinde sorumlu olduğu ve güvenliklerinin sağlanması gerektiği pek çok parametre söz konusu ve bu parametrelerden herhangi bir tanesi eksik bırakıldığında, yanlış yorumlandığında, yanlış bir stratejiyle yapılı çevreye aksettirildiğinde orada gerçekleşebilecek cana ve mala dair kayıpların tamamı da yasal mevzuatlar çerçevesinde garanti altına alınmıştır ve cezaya tabidir. İşte bu alanlarda da mimarlar öne çıkmaktadır. Az sonra tam olarak nasıl çıktıklarını söyleyeceğim yine. İnsan kaynaklı diğer bir risk olarak karşımıza yangın çıkıyor mesela. Yangını yönetilebilir bir risk olarak tarifliyoruz bizler normal şartlarda. Ama doğru yönetilemediği zaman sonuçlarıyla birlikte felaket olabilecek bir risk olduğu için ve her türlü binada her an gerçekleşme durumunun da söz konusu olmasından dolayı ve bu gerçekleşme olasılığı ile gerçekleştiği durumda neden olabileceği can ve mal kaybının boyutları da tasarımdan gelen ve uygulamadan gelen verilere göre değiştiği için işte yapılı çevrelerin konumlarına, planlama özelliklerine, büyüklüklerine, işlevlerine ve daha birçok şeye göre değiştiği için burada olabilecek herhangi bir vahim sonuç nedeniyle cezaya tabi tutulabilecek bir mimarlıkla hukuki süreçlerin karşı karşıya kaldığı yaşanabilirliğe dair tehdit olarak adli mimarlığı devreye sokuyor. Keza yaşanan olayların sonuçları ve mevzuatların biz zorunlu olarak aslında binalarda yangın güvenliği de tasarım süreçlerinin içerisinde bir bağlam olarak, bir zorunluluk olarak girmiştir. Ve bu önlemler çerçevesinde tasarım süreçlerinin geliştirilmesi ve güvenli yapılı çevrelerin oluşturulması bir zorunluluktur. Çünkü yangının özellikle yayılması, yani yangının başlamasında çok etkin olamayabiliriz. Çünkü başlangıç herhangi bir kazaya ya da aksaklığa sebebiyet verebiliyor ama yangının yayılmasında ve büyümesinde oradaki yakıt cinsinin belirlenmesi, miktarının belirlenmesi, havalandırma koşullarının oluşturulması, yayılım yollarının yatay düşey boşluklar ile daha kolay olması tamamen tasarımdan gelen problemlerdir ve bu çerçevede değerlendirilmek zorundadır. Eğer bunlara dair herhangi bir aksaklık yaşatılıyorsa mimarlık tarafından, mimarlık ürünü tarafından, o zaman bu gibi durumlar hukuki süreçlerle karşı karşıya kalmaktadır. Ve yanlış tasarım kararları, zayıf malzeme seçimi, hatalı uygulama detaylarıyla sadece yangın üzerinde etkili değildir mimari tasarımlar. Örneğin zayıf korkulukların oluşturulması, işte cam parapetlerin, balkon parapetlerinin zayıf, niteliksiz yapılması, merdiven kovası içerisinde, kova hattında bir takım boşlukların bulunması, uygulamada hataların yapılması da insanların yaralanmalarına ya da can kayıplarına sebebiyet vermekte. Yangın güvenliği dışında aslında can güvenliğine dair bu tür tedbirlerin de tasarımdan kaynaklandığının bilinmesi gerekiyor. Örneğin işlevine bağlı olarak doğru tercih edilmeyen zemin döşemelerinin insanların kaymalarına ve düşmelerine sebep olması da insanları yine canıyla beraber risk altında kalmasına sebebiyet verebiliyor. Bütün bunların tarafımızdan, mimarlar tarafından düşünülmesi, uygun detaylar yerden gelen ve işlevden gelen bağlamlar ve kullanıcı profilinden ve bir sürü şeyden gelen bağlamlar dikkate alınarak çözümlenmesi gerekiyor. Aksi takdirde cana kasten veya istemeyerek verilen herhangi bir suç mahiyetinde hukuki süreçlerle bütünleştirilebiliyor, karşı karşıya gelebiliyor. Bunların da mutlaka mimarlar tarafından değerlendirilmesi gerekiyor. Çünkü bu süreçlerde mevzuattan kalan eksiklikler ya da uygulamada gerçekleşen hatalar sebebiyle
sizi adli vakalarla karşı karşıya bırakabiliyor. Ve adli mimarlığın bir başka diğer durumu ise, diğer durumlar diye nitelendirebileceğimiz durumu ise, tasarımcı, işveren, müteahhit ve kullanıcı arasındaki anlaşmazlıklardan kaynaklanan durumlarda adli süreçlerin bilirkişisi olarak mimar olduğumuz durumda karşımıza çıkıyor. Tarafların birbirlerinden hak talep ettiği ya da tarafına yapılan haksızlığın giderilmesini beklediği hukuki süreçlere taşındığı olaylarda bilirkişi rolüyle mimarlar karşımıza çıkıyor ki bu da adli mimarlığın çalışma alanlarından bir tanesidir. Bu çerçevede mimarların görev aldığını biliyoruz. Bütün bu özet anlatımdan sonra suç olgusu ile mekan arasında var olduğu kabul gören bir karmaşık ilişkinin söz konusu olduğunu ve adli vakaya dönüşen olayların çözümlenmesinde ya da azaltılması veya engellenmesinde mimarlık disiplininin uzmanlık bilgisine ihtiyaç olduğunu ortaya çıkarıyoruz aslında. Böyle baktığımızda şöyle bir özetle adli mimarlığın görev tanımlarını size söyleyip sunumumu bitireceğim inşallah. İçerisinde barındırdıkları ile birlikte tarihi ve kültürel miras değeri olan yapıları hedef alarak tahrip ya da yok eden eylemlerin türü, gerçekleşme biçimi ve sonuçları bağlamında incelenmesi ve sorgulanması. Olay yerine yani suç mekanına dönüşme süreçlerine dayalı olarak bünyesinde barındırdığı izler bağlamında mekanların okunması, nesnel kanıtların toplanması, maddi tanığa dönüştürülmesi. Tasarım hatalarının, yanlış kullanım biçimlerinin, olumsuz fiziksel koşulların, farklılaşan yaşam dinamikleri ve dengelerinin oluşturduğu suç eylemlerine fırsat veren mekanların analizi, tespiti ve tahlil edilmesi, yaşanabilir yapılı çevrelerin tasarım, inşa ve sürdürülebilirlik süreçlerini düzenlemek amacıyla geliştirilen mevzuatlar dışı hatalı uygulamaların, sebebiyet verdiği ihmallerin, hasarların, zararların ve kayıpların değerlendirilmesi, yapılı çevreler dahilinde söz konusu olan taraflar arası anlaşmazlıkların incelenmesi adli mimarlarının temel çalışma alanlarını oluşturmaktadır. Ama bu suç eylemi gerçekleştikten sonraki kısımdaki adli mimarlıktı. Bir de suç önleme kısmında adli mimarlığın sorumluluk ve görevi olduğunu söylemiştik. Bu çerçevede de yapılı çevreler içerisinde yaşam haklarına yönelik olası engellere, tehditlere, saldırılara karşı zayıf kalan mevcut risk bölgelerinin, risk konularının ve kırılma noktalarının tespit edilmesi, bu risklerin analizlerinin yapılarak çok bileşenli, karmaşık, katmanlaşan ve kesişimlerin şekillendirdiği bütüncül bir araştırma yaklaşımı ile iyileştirilmesi ve koruma stratejilerinin geliştirilmesi, yapılı çevreleri düzenleyen mevzuatların iyileştirilmesi de mimarların adli mimarlık kapsamında sorumlu olduğu alanlardır. İşte bu çerçevede daha iyi bir dünya için adli mimarlık ve adli mimarlık kavramının biraz daha ayrıntılandırılması ve mimarlar tarafından sorumlulukları altında hissedilen alanlarda daha etkin rol alınması gerekmektedir. Hepinize olaysız güzel günler dileyerek teşekkür ediyorum. Figen Hocam teşekkür ederiz. Harika bir sunumdu. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. O kadar akıcı ve güzel anlattınız ki her zamanki gibi tabii. Sağ olun. Büyük bir keyifle ve merakla dinledik. Evet. Sağ olun. Teşekkür ediyorum. Ben, çok güzel bir konuydu açıkçası. İnşallah katılımcı arkadaşlarımız da kendilerine katkı sağlamıştır diye düşünüyorum. Sorusu evet, olan çok açık bir konu katılımcımız Aydın Bey. O yüzden varsa, de sunmak istedim. Evet, çok iyi yaptınız. Çok iyi yaptınız. Ay Deniz abi, teşekkür ediyorum. Aslında bu toplumumuzun evet, eksiklerinden birisi. Ama bunun üzerinde o kadar çok çeşitli faktörler var ki bırakın hani şunları kaybetmedin Efe. Pardon? Devam arası edin Deniz abi. Şimdi olay şey, hakikaten çok büyük bir toplum eksiğimiz bu. Bunu etkileyen, burada hiç konuşmadığımız, konuşamayacağımız, kapsamımıza girmeyen bir sürü faktör var. Ama evet, en azından o faktörleri görmemize de yardımcı olabilecek. Çok güzel bir sunum. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Keyif almanızdan çok mutlu oldum.
Çünkü beni gerçekten çok heyecanlandırıyor bu konu. Bir kere çok yeni olması ve açılımlarının gerçekten çok boyutlu olması keyif verici. Umuyorum ki akademik camiada, tabii benim kendi alanım olduğu için akademik camiaya öncelik veriyorum. Bu konuyu biraz daha açma şansım olacaktır. Gelebilecek yüksek lisans doktora öğrencileriyle inşallah diye hayal ediyorum. Umuyorum sektörde de şey bulacaktır, karşılığını bulacaktır. Biz dönem dönem bu konuyu tekrar gündeme getirebiliriz. Ay, cansınız, teşekkür ederim. Zaten geçen Yener Bey'le görüştük. Bir tane yazı yazacağım bir süre sonra evet, dergiye. Evet, bekliyoruz. Dergiye. İnşallah. Evet, dergiye de bekliyoruz. İnşallah. Evet. İnşallah. Değerli arkadaşlar, sorunuz varsa ister chatten ister söz alarak Figen Hocam'a soru sorabilirsiniz. Eğer yoksa bekliyorum. Sanki yazılarda bir tane bir şey gördüm. Bilirkişilik gibi bir şey İmran, demiş arkadaşım biri. Ümran evet, Aydın. Ümran Aydın bana biraz bilirkişilik konusunun iyice uzmanlaşması gibi geldi. Tabii o tarafta da kullanılabilir. Bilirkişilik konusunu diğer durumlarda zaten ele aldım ama özellikle mekan üreten kısmında mimarlık disiplininin mekan üreten kısımda mekanı okuma, anlama ve mekanın sebebiyet verdiği durumlar konusunda başka bir uzmanlık alanının da gelişmesi gerekiyor. Bilirkişilik anlaşmazlıkların çözülmesi ve mevcudiyetin değerlendirilmesi anlamında okey. Onu zaten tutuyoruz ve sıklıkla karşıya geldiğimiz bir husus. Ama özellikle tasarımsal kısımda mimarlara başka boyutta sorumluluklar düşüyor ki onu daha çok önemsiyorum galiba kendi açımdan. Donmadım değil mi? Yok, hayır. Ha, tamam, iyi. Gayet iyi. Evet, başka bir soru gelmiyor. O zaman Figen Hocam size çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Zaman ayırdınız. Sağ bize olun. Anlattınız. Ama katılımcılarımıza da bu mesai saatinde zaman ayırıp bizlerle birlikte oldukları için ben de Türk Yapısal Çelik Derneği adına teşekkür ediyorum. İnşallah bir sonraki web seminerimizde tekrar bir arada olabiliriz. Bizim ayın 2'sinde bir web seminerimiz daha var. Onu da zaten sosyal medyadan ve web sitemizden duyuracağız.